Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, 2 yıllık tenefüsten sonra bütün yeryüzünden hacilerimiz, bütün dünya Müslümanları Allah Teala'nın farz emeli, hac ibadetini ada kılıçlık maksadı da 2 mübarek zeminge barıştı. Cümleden mübarek hac emelini becerişlik maksadı da yurtumuzdan hem toplam hacilerimiz varıp şu caylarda ibadetlerini ada kılıçtı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadisler var ki, kabul kılıngan hacinin mükafatı fakat cennet. Biz umid kılamız, biz Allah Ta'ala'dan sorayımız ki, bana şu hacilerimizin şu caylarda kıyan dualarını uzu kabul kıyan bulsun. Elbette azizler, hacı uyge kayıt etken de bir artı bir kitabımızda ya ki bir artı bir ulemalarımızı hayatlarda görmeyemiz ki ya ki işitmeyemiz ki hacı toy kılıp versin. Atrafıdaki insanlarga uzunu haç kılıp geliliğini ilan kılsın degen manada bir artı bir tabarruk kitablarımızda ya ki ulemalarımızı hayatlarda bu narsa gözü korunmagan. Şunindek bana şu hacı her bitti amelini halis Allah'ın razılığını yolunda kıldı mı? Elbette bunu Allah kabul kıladı. Eğer kim ki bana adamlar bilsin, hacı bölgeliğim mi, hac ameliğe bölgeliğim mi adamlar bilsin de kus kus kılıç manası da kıladigen olsa Allah Ta'ala bunda amelini kabul kılmaydı. Bejizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kımayıplar ki her bitti Allah Ta'ala buyurgan amel boladı ki halis uzun razılığını yolunda becerilmeseken Allah Ta'ala bu amelini kabul kılmaydı degenler. Elbette hacilerimiz ona vatanına kayıtçıda çırali halette, günahlardan pak halette gelip yine uzlarını günahke taşlamasliklerini biz iltimas kılardık. Çünkü anadan yenge tuğulgen çakalakta günahları bulmagen kebi yenge hacdan kayıtiyetken insanda hem hacilerimizde hem günahlar bulmaydı. Şunun için israfke yol koymasligimiz, haddan taşkara dabdaba bozlikke birilmasligimiz bizi en katta hacilik makamımızga, mertebemizga mos iş kigen bulamız. Farzandlarimizga chiroyli ta'lim tarbiya berib, farzandlarimiz mana shu meni hajga jo'natding, men hoji bo'lib keldim, endi bundan bog'iga men duo qilib yuraman, isrofga, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaymiz deb ota farzandlarga o'rgatishligi eng katta vazifa hisoblanadi. Ibn Atoulloh Sakandariy rahmatullohi alayhining ajoyib bir gaplari borki, qaysiki bir amalni qilganda mana shundan savob umid qilmoqchi bo'lsangiz, uni xolis Alloh uchun qiling deb marhamat qiladilar. Albatta hoji eng mashaqqatli ibodatlardan biri haj amalini bajardimi? U joyda issiqda turdi, u joyda qiyinchilikda turdimi? Albatta mana shu qiyinchiliklarni arzimagan osh uchun, arzimagan dasturxon uchun almashtirib qo'ymasligi kerak. Shundoq ekan albatta hojilarimizdan biz iltimos qilardik. Nafaqat hojilarimizdan, balki ularni farzandlardan biz iltimos qilardikki, dinimizda qaytarilgan isrofgarchilikka yo'l qo'ymaylik. Eng katta isrofgarchilik qandoq bo'layaptiki? Mana shu kuzatuv yoki kutib olish joylariga farzandlar o'zlari bilib yoki bilmagan holatda ko'plab avtoulovlar bilan chiqib, atrofidagi insonlarga xalal berib, turli xil dinimizda qaytarilgan gunoh ishlarni mana shu joyni o'zlari ham sodir qilib qo'yishliklari insonni beixtiyor o'yga toldiryapti. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, hamma hojilarimizni eson omon yurtlarga qaytib kelishliklarini va mana shu qaytganda turli xil bid'atlarga, xurofatlarga isrofgarchiliklarga yo'l qo'ymasliklarini va hojilik maqomlarida Alloh taolo dunyolarni oxirgacha turishliklarini Alloh taolodan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.